Herkese merhaba. Ben Serdar Arkan Düzgören. Şimdi bu dersimizde şu anda zaten ekranda perspektif penceremizde görmüş olduğunuz koltuk üzerinde değişik kaplamaların nasıl uygulanabileceğini bu dersimizde inceleyeceğiz. Şunu belirtmekte fayda var. Hani dersimize başlamadan önce bir ön bilgi olması açısından. Şimdi koltuğumuz gördüğünüz gibi toplamda 6 parçadan oluşuyor. Şuradaki metal parçaları saymıyorum. Yani onlara mat krom ya da parlak krom bir kaplama yapılabilir. Ama mesela buradaki sırt kısımları ve oturma yerleri, kol dayama yerlerinde istediğimiz kadar değişik kaplama türü kullanabiliriz. Hani kaç çeşit olacağı sizin ihtiyacınızla orantılı. Hani 100 çeşit de kullanabilirsiniz, 1000 çeşit de kullanabilirsiniz, 1 çeşit de kullanabilirsiniz. Tabii ki diğer önemli konulardan birisi ise kullanmış olduğumuz kaplamanın, koltuk üzerinde kullanacağımız kaplamanın ne kadar kaliteli çıkacağı. Şimdi bu aslında birazcık materyal editörün kullanımına hakim olmakla alakalı bir konudur. Şimdi mesela burada hazır bir materyalimiz var. Bu kumaş bir kaplama. Hani bu arkadaşlar toplamda burada da hemen size göstereyim. Difuz ana kumaşın kendi esas orijinal halini gösteren kanal. Sonrasında burada bump kabartma kanalımız ve bunun içerisinde ilaveten kullanmış olduğumuz mix ve onun içerisinde kullanmış olduğumuz specular ve normal map yine bu kaplamamıza ait olan. Sonrasında hemen altında bulunan displace kanalımızda ise görmüş olduğunuz gibi bir BMP dosyamız var. Bu da yine bu tekstürümüzden alakalı dosyalar. Şimdi arkadaşlar size şunu belirtmekte fayda var. Şimdi iki tür kaplamanın bu koltuğumuz üzerinde nasıl uygulanabileceğini size burada en basit şekilde anlatmaya çalışacağım. Şimdi bizim gerçek resim dosyamız bu arkadaşlar. Böyle bir koltuğumuz üzerinde kaplama uygulayacağız. JPEG dosyamız. Şimdi koltuğumuz üzerine bu kaplamayı direkt atadığımız zaman alacağımız sonuç gerçekçi olmayacaktır. Bu kaplamanın koltuk üzerinde gerçek hayatta da fiziki olarak gözüktüğü şekilde elde etmemiz için bir takım resim kanallarına ihtiyacımız var. Hani 3D Max bize en iyi sonucu verebilmek için bu resim kanallarına ihtiyaç duyuyor ve bunları bizim kendimiz hazırlamamız gerekiyor. Hazırlanma aşamalarında da tabii ki yardımcı programlar mevcut ama şimdi konumuz onlar değil. Şimdi öncelikli olarak bizim kumaşımızın kendisini gösteren resim kanalı resim bu. Sonrasında hemen geçiyoruz. Burada gördüğünüz gibi ambo yani ambiyans kolizyon. Bu birazcık da size nasıl izah edeyim? Render işlemi sırasında kullanılan bir resim kanalıdır. Gördüğünüz gibi böyle sanki bir kara kalemle çizilmiş gibi duruyor. Bu bizim kumaşımızın kabartma özelliğini ortaya çıkaran bir resim dosyasıdır. Ayrıyeten mesela kadife bir koltuk olabilir ya da böyle tüylü kumaşa sahip olan bir koltuk da olabilir. Bu tarz işlemlerde o koltuğun tüylerinin ya da kumaşın kabartılı özelliğini, dokusunu veren resim kanalımızdır. Sonrasında hemen geçiyoruz. Displace var arkadaşlar. Bu da gördüğünüz gibi sanki bizim ana kumaş resmimizin negatif görüntüsü gibi duruyor. Bu da
Şu işe yarıyor. Daha çok kabartma özelliği veriyor kumaşımız üzerinde. Sonrasında hemen spekular var arkadaşlar. Bu da yine az önce ambiyans kolüsyon kanalıyla beraber kullanılan bir resim kanalı materyal editörde. Toplamda bizim kullanacağımız ana resim dahil 5 adet resim kanalına ihtiyacımız var. Bu resim kanalları nasıl hazırlanabilir? Photoshop'ta hazırlayabilirsiniz. Ya da bu resim kanallarını oluşturan programlar var. Shader Map gibi. O programlardan daha hızlı bir şekilde hazırlayabilirsiniz. Şimdi burada bizim kumaşımız hazır gözüküyor. İsterseniz birazcık daha bunu büyütebiliriz. Daha net görmeniz açısından. Şimdi bu sonucu nasıl elde ediyoruz? Hemen bunu inceleyelim arkadaşlar. Bu resim kanalımızı hepsini buradan silelim ve nasıl oluşturacağınızı ve nerelerde kullanacağınızı hep beraber bakalım. Diffuse. Diffuse ana resim dosyamızdır arkadaşlar. Resim kanalımızdır diyelim. Buradan hemen tıklıyoruz. Bitmap diyoruz ve bizim normal JPEG resim dosyamızı açıp buraya tanıtıyoruz arkadaşlar. Hemen şöyle de kenarda açık dursun. Sonrasında burada yapmamız gereken herhangi bir işlem yok şimdilik. Sonrasında hemen Bump kanalına giriyoruz. Ve buradan Mix yani karıştır. Şimdi karıştırılacak resim dosyalarını da kendisine tanıtmamız gerekiyor. Color 1 ve Color 2. Şimdi arkadaşlar öncelikle buradan Color 1'e geliyoruz. Ve hemen buradan ambiyans kolisyonu seçiyoruz arkadaşlar. Gene bu kısımda herhangi bir işimiz yok. Color 2'ye geliyoruz. Buradan da normal map kanalımızı seçiyoruz. Gördüğünüz gibi böyle bir görüntüsü var. En sonunda arkadaşlar yine bir üst level'a çıkıyoruz. Alt tarafta Displace kanalımıza tıklayıp buradan da disp olan kısaltılmış ismidir. Hemen oraya atıyoruz. Şimdi buradaki değer niçin 30? Buradaki değer niçin 1 sorusunun cevabı arkadaşlar displace'i biz normal burada 30 değerine getirirsek gördüğünüz gibi çok fazla bir kumaşı kabartma seçeneği sonucu çıkıyor. Bu daha çok hani böyle çimen tarzı şeyler oluşturulmada da kullanılabilen bir materyal özelliğidir. Biz bunun minimum seviye olan bir yerde tutuyoruz. Bump yani zaten Türkçe karşılığı kabartma. Sonrasında bunun 30'da kalması standart olarak yeterlidir. Ama sonuç yani 30 yetersiz geliyorsa 60, 90 gibi üçer katı olarak devam edebilirsiniz. Fazla geliyorsa bunu daha aşağıda beşer beşer azaltarak çekebilirsiniz. Şimdi bu şekilde materyalimizi elde ettik arkadaşlar. Şimdi materyalimizin burada bize gösterdiği bu şekilde olacak ve şu anki hali doğru. Bunu böyle hazırladıktan sonra buradan da tabii ki buna kumaş bir diyerek isim verebilirsiniz. İleride başka materyaller oluşturduğunuzda karışmaması açısından. Sonrasında arkadaşlar öncelikle geliyoruz. Hemen bu kol dayama yerine buradan Async Material to Selection butonuna tıklayarak atadık. Şimdi burada görüntü niçin doğru gözükmediği sorusunun cevabını hemen burada buluyoruz arkadaşlar. Şimdi objemizi seçiyoruz. Modify listten UV W map değiştiricisini seçiyoruz. Gördüğünüz gibi bu bizim objemize atadığımız materyalimizin en doğru şekilde gözükmesini sağlayan değiştiricidir. Tabii ki hani atadıktan sonra materyal burada doğru gözükecek diye bir kural yok. Şimdi bizim buradaki objemiz planar seçili olarak geliyor default'ta ama
plane yani düz bir yüzey değil, bir box'tan oluşturulmuş, bir kutudan oluşturulmuş yüzey. Biz de buradan mecburen box seçiyoruz. Gördüğünüz gibi hemen bu kısımda da gerekli değişiklikler yapıldı. Şimdi tabii ki bu bir yere kadar doğru. Biz burada arkadaşlar görüyorsunuz bazı materyal bozulmaları var. Bunun sebebi objemizin buradaki birleşme noktalarından kaynaklanmakta. Hemen burada UV map değiştiricisinin yanındaki artı şeklindeki yere tıklıyoruz ve gizmo çıkıyor. Yani burada materyalimizi istediğimiz gibi sağa sola ileri geri aşağı yukarı hareket ettirerek gerekli değişiklikleri yapabiliyoruz. Şimdi bu kısımda arkadaşlar hemen şu kısımda bir birleşme sağlansın. Sonrasında X yönündeki kısımda da yapalım. Sonrasında bu kısmı birazcık daha şu şekilde yapabiliriz. Birazcık daha ince hatlara sahip olabilir ve bu kısımdan da birazcık kısaltma yapabiliriz. Ama bu fazla olur, şu şekilde yeterli. Sonrasında yine bu şekilde seçebiliriz. Bu kısmı aşağıya indirebiliriz. Bu şekilde bırakabiliriz. Yani artık ne gibi değişiklik yapmak istiyorsanız dilediğiniz kadar yapabilirsiniz. Sonrasında tekrar UV map'e tıklıyoruz ve materyal editörünüze geri gelip bu kısımların da hepsini seçerek atama işlemini gerçekleştirelim. Evet. Artık şu anda bu kısma alakalı yapmamız gereken bir şey yok. Yine UV map seçiyoruz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi geldi. Buradan box seçeneğini aktif ediyoruz. Şimdilik yükseklik kısmımızı ayarlayalım. Bu şekilde kalsın. Sonrasında bu kısımda birazcık değişiklik yapalım. Hemen şöyle kısaltalım. Güzel. Sonrasında tepeden bir görünüşüne bakıyoruz arkadaşlar. Yine birazcık gizmomuzla oynamamız gerekebilir. Böyle birleştirdiğimizde gördüğünüz gibi kuma ışığımızı atamış olduk. Şimdi arkadaşlar her bir obje için tek tek bu ayarları yapmamıza gerek yok. Mesela bu sırt dayama yerinde yapmış olduğumuz materyal ayarlamasını bu kısımdan kopyalıyoruz. Bir sonraki objeyi seçip yanına paste dediğimizde aynı UV map atamasını bu materyal obje üzerinde de yapıyor. Aynı şekilde kol dayama yerindeki map'i, map kontrolünü diyelim, buradaki yer içinde yapmasını istediğimizde paste dediğimizde yeterli oluyor. Şimdi oturma yerindeki arkadaşlar mecburen orada da bir ayar yapmamız gerekecek. Yine box'ımızı seçiyoruz. Sonrasında yükseklik ayarlamalarımızı yaptık. Bu kısım birazcık daha büyük olabilir. Gizmo ile oynamaya gerek yok. Güzel bir şekilde oturdu. Copy diyoruz. Bu oturma kısmını seçip paste dediğimizde gördüğünüz gibi arkadaşlar koltuğumuz üzerine materyalimizi atamış olduk. Şimdi bir de şöyle bir durum var. Koltuğumuz tek tip kaplama olmayabilir. Mesela bu kısımlar kumaş olup bu kısımlarda deri olabilir. Ya da kadife olabilir. Saten olabilir. Artık kaç çeşit kaplamanız varsa hepsini farklı farklı da atayabiliyorsunuz arkadaşlar. Mesela hemen materyal editörümüze gelelim. Bu kısımdan mesela buna deri diyelim. Hemen buradan material render motorumuza göre materyalimizi seçiyoruz. Sonrasında bitmap diyoruz arkadaşlar. Burada haki renkli bir kaplamamız var. Mesela kol dayama yerlerimiz arkadaşlar deri. Hemen bu kısma da atayalım. Güzel. Bir üst menüye çıkıyoruz. Materyallerimizi atadık.
Tabii bunun diğer az önce bahsetmiş olduğum resim kanalları hazır değil arkadaşlar. Sadece sizin görmeniz açısından yapın. Gördüğünüz gibi buraya da deri kaplamamızı atamış olduk arkadaşlar. Dilediğiniz kadar materyal kullanabilir, değişik kaplamalar hazırlayıp koltuk üzerinde artık kaç çeşit kaplamanız varsa hepsini sınırsız bir şekilde değiştirebilir ve koltuk modeliniz üzerinde uygulayabilirsiniz. Tridimax'te materyal kullanımında herhangi bir sıkıntı ve sınırlama yoktur arkadaşlar. Oldukça kesin, garantili, net ve gerçekçi sonuçlar elde edebilirsiniz. Tabii ki materyallerinizden yani kullanmış olduğunuz kaplamalarınızın modelleriniz üzerinde kusursuz bir şekilde gözükmesini sağlamak, uygulamasını sağlamak istiyorsanız ona göre kaliteli kaplamalar kullanmanızı öneriyorum. İşin görselleştirme kısmına geldiğinizde ise render motoru, ışık gibi ayarları da doğru bir şekilde hazırlamış olmanız gerekmekte. Materyal editör kullanımı, kaplama hazırlaması bu şekildeydi. Burada görmüş olduğunuz boş slotlar üzerinde dilediğiniz kadar değişik kaplamalar hazırlayıp modelinizin üzerine uygulayabilirsiniz. Materyal slotlar bittiği zaman ise toplamda her bir sırada 3, 5, pardon, 6 adet boş slot yer almakta. Bunların hepsini kullandıktan sonra hala değişik bir kaplama ihtiyacınız var ise yine buradan size şöyle göstereyim. Multi-sub object kullanırsanız hemen bunun üzerine uygulayalım. Burada da dilediğiniz sayıda boş materyal slot oluşturarak devam edebilir. On-off tuşları ile değişik kaplamalarınızı açıp kapatabilirsiniz. Bunun kullanımlarıyla alakalı da talep doğrultusunda dersler hazırlayabiliriz arkadaşlar. Umarım hepiniz için faydalı olmuştur. Görüşmek üzere.